Roma'dan ne kadar para aldınız? Normalde Türkan'la görüşüyor musunuz? Discord'da Peki yayınlarda insanlar gözüküyor çok gibi güzel. Bir resimi. Sana niye kapıyor diyorlar bu arada? Tam konuşacağız, beni Discord'dan banladılar bir anda böyle. Yok ya. Daha konuşma. Türkan'la aranızda ne oldu? Herkese selam arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir. Benim Mobile Legends sorgulamasıyla karşınızdayım. Bugünkü konu çoğu fazla kişi tanımıyordur belki de ama Türkiye finallerinde oynamış bir takımın bir oyuncusu olan Naix'i konuk olarak alıyoruz. Hatta birçoğunuz Kap ve Uğur diye de tanıyor olabilirsiniz Naix'i. Uğur hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ne kadar da mükemmel bir sohbet geçiyor. Öncelikle sorgu odasına hoş geldin. Kuralları biliyorsun. Burada yalan söylemek evet. Yok. Her şeyi apaçık konuşuyoruz. Tabii ki de. Tamam. Hızlı bir başlangıç yapmamız lazım. Çünkü arkadaşlar size bir video yetiştirmem lazım. Bu sebepten dolayı hızlı güzel sohbet olması dileğiyle sorgu odası Naix ile başlıyor. Evet Uğur'cum. Evet. Türkiye finallerinde oynamış bir takımda oynadın. Öncelikle finallerde oynamış bir takımda oynamak senin için nasıl bir duyguydu? Bak güzeldi, eğlenceliydi. Keyif alarak oynadık. Güzeldi. Bir yere kadar güzeldi. Takımınızın ismi Kickbiz mi? Söylemedim. Kickbiz, evet. Takımınızda kimler vardı? Takımımda Yogami vardı. Lutmanch vardı. Katse vardı. Artezi vardı yedek olarak. Diğeri Luka Blight vardı. Peki Roma'dan kaçıncı olmuştunuz? Üçüncü mü, dördüncü mü? İkinci olduk biz. Ha pardon. Oğlum çok yanlış geldik biz ya. İkinci oldular turnuvada arkadaşlar. Finalle oynamışlardı Evil takımına karşı ve o maçı kaybederek bir şey oldunuz. Peki Evil takımına karşı oynamak nasıl bir duyguydu? Sonuçta Türkiye'yi temsil edecek bir takıma karşı oynamıştınız. Yani aslında yani o zamana kadar güzel geçiyordu da maçlar birazcık MS'liydi. İşte birkaç aksaklıklar oldu. Ama zevkliydi yani. Keyif aldık sonuçta. Onlar da arkadaşlarımız zaten. Bir sorun yaşamadık. Güzeldi, eğlenceliydi. Turnuvadan ne kadar para aldınız? Turnuvadan yanlış hatırlamıyorsam 1500. Abi 4-5 milyar aldık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 6 milyar aldık herhalde ya. Yalan olmasın. 6 bin lira. Kişi başı yani. Toplam bir 6 milyar. Kişi başı 1,5 milyar falan denk geliyor. Yok yok. Pardon. 3,5 milyar aldık. Kişi başı 750 lira mı öyle bir şey denk geliyor herhalde. Aa, tam da hatırlamıyorum ya. 1,5 milyar aldık ya. Tam 1,5 milyar. 1,5 tamam 1,5 anladım tamam. İçin başı 1,5 milyar diyelim bitirelim. Para sizin hesabınıza güzel düzgün bir şekilde geçti mi? Vallahi o konularda birazcık sıkıntılar yaşadık. Ama nasıl? Yani bilemiyorum. Hadi bize bak burası sorgu odası oğlum. Burada konuları aşacaksın. Ne oldu? Ya aslında çok da girmek istemiyorum ama yani birazcık bir şeyler döndü. Neler döndü? Var yaşandı. Ne bileyim. Herkese tek tek mi? Herkese tek tek mi yatırdılar para yoksa bir kişiye yatırdılar yok, bir kişiye daha? Bizim kaptanımız Katse'ydi. Katse konuşuyordu hakemlerle. Biz çok diyaloğa girmedik. Yani konuşuyorduk da biz de hakemlerle. Genelde o bağlıyordu işi. Yani o konuşmayı yapıyordu. Biz de benim kart bilgilerim vardı. Bana yatıyordu para. Ben de ona yolluyordum. O da arkadaşlarıma yolluyordu parayı. Hı. Birazcık döngü vardı. Birazcık karışık da olma yüzü. Senin banka bilgilerin var. Sen kendi payını alıp geri kalan parayı ona mı gönderdin? Evet. Katse'ye yolladım. Biz bir konuşma geçirmiştik. Dedi ki bana para yattı. Ben tatildeydim o zaman. Tatildeyken bana para geldi. Dedi ki kanka dedi içinden 500 lirasını al dedi. Geri kalanını bana yolla dedi. 1500 yatmıştı bana. Ben de tamam dedim. Ama dedim istersen dedim ben takım arkadaşlarımıza yollarım dedim ona. O da dedi ki yok dedi gerek yok kanka bana yolla ben yollarım hepsine. Tamam dedim sıkıntı yok attım içinden 500 lirasını alıp ona 1000 lirasını yolladım. Ondan sonra dedi ki 2 hafta sonra 1500 daha atacak kanka dedi. Ben dedim tamam dedim sıkıntı yok onu da atarım. Ondan sonra bir dahaki 2 ay sonra da diğer paramız yatacaktı. Bize öyle söylendi 2 ay bekleyeceksiniz 2 ay sonra 3000 lira daha yatacak size denildi. Biz de tamam dedik, sıkıntı yok. İşte paralar geldi. Meğersem aynı şekilde Hasan diye arkadaşımız vardı, Lutmanch. Onun da bilgilerini almış. Ona da bir 1500 lira yatmış. Ona da demiş ki 400 lirasını çek kanka, gerisini bana yolla. Ne oluyor lan? Evet, öyle saçma bir muhabbet var. Evet. Demiş ki, ondan sonra 400 lirasını al, gerisini işte topla sen demiş. Ondan sonra biz de eyvallah. O da öyle demiş yani. Demiş ki Uğur'a da söyleme demiş. Neden demiş onu bilemiyorum.
Ben daha sonrasında çıktım muhabbetlere. O bu 400 lirasını alıp gerisini vermiş ona. Ondan sonra işte ben Yogami'ye vereceğim demiş. Bizim Artezi vardı, Artezi'ye vereceğim demiş yedek. Ona biraz daha az verecektik. Çünkü o hiçbir turnuva, hiçbir maçlara katılmadı. Kendi aramızda konuşmuştuk. O da okey vermişti zaten. Bir sıkıntımız yoktu bu konuda. Ondan sonra Yogami'ye para gitmemiş. Yogami hiç para alamamış. Allah Artezi de aşkına. para alamamış. Ya biz aynı yerde Andra kaldık. Efendim? Gandhi. Dur bak. Ondan sonra biz parayı aldık ama hiç beklemiyoruz yani. Aynı evde yattık. Ben yatağımda yatırdım adamı. Yani sonuçta aynı evde kaldık. Benim evimde kaldık. Yani yediğimiz içtiğimiz birdi. Hiç birbirimize bir yanlışlık geleceğini düşünmüyorduk. Yani gözümüz kapalı birbirimize inanmıştık. Çünkü kaç ay boyunca oyun oynadık yani. İnsan ister istemez güveniyor takım arkadaşı. Yani kaptan diyorsun adama, yani belli bir yere koyuyorsun. Yamuk yapmayacağını düşünüyorsun. Ne bileyim, ondan sonra işte belli bir zaman geçti. Aradan bir ay mı ne geçti? Yani biz paranın gelmesini falan bekliyoruz işte. Ama kimse de sormuyor yani, nasıl olsa geldiği zaman söyleyecek diye bekliyoruz. Ondan sonra şey oldu. Bir gün Hasan'la oyun giriyoruz. Biz bir de ekipler dağıldı işte, şey oldu. Öyle de bir ayrı bir tane daha olay var zaten. Onu da ayrı bir anlatırım. Şey oldu işte, maç döndü. Dedi ki Hasan, kanka dedi, oyun bitince konuşalım mı? Bir oyun girmiştik. Bayağıdır da oynamıyorduk hiçbirimiz birbirimizle. Dağıldık böyle, ekip dağıldı. Tamam dedim, gittim. Ondan sonra bana dedi ki kanka dedi, bana da para yattı dedi. 1500 sana da yattı mı dedi işte. Bana iş atıyor. Hani başka bir para aldın mı diye. Ben dedim ki, sana da mı para yattı dedim. Nasıl yani falan yaptım. Kanka dedi, bana da 1500 yattı dedi. Dedim niye bana söylemedin dedim böyle bir şeyi. Ondan sonra kanka dedi, Katya bana dedi, söyleme dedi doğru. Benim kafada böyle direkt böyle Bak dink etti. sen. Dedim ki aa. Direkt o dakika böyle dink etti bende. Ondan sonra dedim, nasıl abi? Bekle dedim. Yogami'ye sorduk. Yogami dedi, sana para yattın mı? Dedi ki, bana daha para yatmadı. Bana dedi Katya dedi, şey dedi. Ne denir? Hakemler yurt dışında falan, paralar daha gelmedi. Ben sana yollayacağım para yattığı zaman. Para daha elime gelmedi kardeşim falan demiş ona. Yok Zaten ya. Özmene kanka sana para atmayacağız denilmiş. Çocuk ara hiç Yok gelmeyecek artık. denilmiş. Biz aramızda parayı vereceğiz dedi çocuğa, az da olsa. Abi bir baktık ki olaylar değişik. Ondan sonra hepimiz toplandık, dedik ki onlar da şey görüşmesindelerdi o zaman da. Ne görüşmesi bu? Sponsor vardı ya, sponsor Dijital Atletik. Onun görüşmesindeler. Dedik ki gelin sese konuşalım. Abi gelmiyorlar. Böyle bahaneler üretiyorlar. İşte geliriz. İşte biz dolandırıcı mıyız falan getirdiler böyle. Dedik ki o zaman tamam gelin abi. Yani niye gelmiyorsunuz? Konuştuk işte. Tam konuşacağız. Beni Discord'dan banladılar bir anda böyle. Yok Daha ya. konuşma. Tam olayları anlatacağım. Bir anda pat diye Discord'dan banlandım. Dedim ne oluyor? Ondan sonra bunlara bir şeyler anlatmışlar falan, işte paranızı yatıracağız. Param yok. Benim ailemde para, işte elimde para yok. Bilmem ne. Dedim ki nasıl para yok ya? Para Sen sana yat. geliyorsun Ben de turnuvadan arkadaşlarınla beraber kazandığın parayı alıyorsun. Parayı Evet. harcıyorsun. Sonra Evet. arkadaşlara para yatmadı diyorsun. Bu olay ortaya çıkınca Burada da ailemde para. Annem de para dedi. Annem de İstanbul'da dedi. Ben parayı alamıyorum, size yollayamıyorum'a getirdi muhabbeti. Dedim nasıl yollayamıyor? Annem banka hesabına parayı yatıramıyor mu dedim. İşte yani delirttiriyorum artık, beni Discord'dan banladı. Diyaloğa girmeye çalışıyorum. Bizim Katya çocuklara banladı söylüyorum seni değil mi artık. Discord'dan? Evet. İşte dedi ki kesintiler de oldu dedi. Banka hesaplarında kesinti oluyor dedi. Onun da parası kesilecek dedi. Yok Size dedi ya şu kadar oğlum. para çekeceğim. Kaç Dedim ki yıldır ben bankalarla uğraşıyorum ve hayatımda hiç böyle bir şey kesintisi bankadan yaşamadım. kesinti olmuyor değil mi? Aynen. Yani. Dedi ki belli bir kesinti var falan dedi işte. Kolpalara bak. Ondan sonra şey oldu, bak dinle. Ondan sonra onu da geçtik, şey yaptı bu sefer. Dedi ki annem de para bilmem ne. Yogami paranı biraz geç vereceğim falan demiş çocuğa. Ben dedim ki parasını veriyorsan ver. Vermiyorsan ben dedim seni ifşalayacağım dedim. Yani ya verirsin yarın dedim. İşte bir hafta sonra falan vereceğim dedi. Veremiyormuş meğersem, işte parası yok hesabı annemde falan. Dedi ki bir hafta sonra vereceğim. Ben dedim ki yarın verdin çocuğun parasını. Vermiyorsan ben seni her tarafta ifşalayacağım dedim. Yani çıkartacağım bunun hepsini. Ondan sonra ertesi gün, bak ertesi gün. Hani paran yoktu senin.
Direkt Yogami'nin parasını verdi. Sen şaka yapıyorsun ya. Valla 500 lirası. Böyle bir olmaz ya. 500 lira mı 700 lira mı ne parayı yatırdı çocuğun hesabına direkt. Ondan sonra Arteze'ye de para verecektik. O da paralar onda olduğu için verdik mi veremedik mi tam hatırlamıyorum ama bir sonraki taksitte verdik de biz. Kendimize yine yattı para biz ona verdik de. İlk taksitte verildi mi verilmedi mi hatırlamıyorum. Onun parası. Sonra çok ayıp ya. Sen zor utanmadın mı? Zor verdi. Kaç lira için yaptı bunu? 700 lira falan herhalde. 1,5 milyar mı ne? 700 lira mı? 1500 milyar lira mı? için yaptığı şeye bak ya bu. Evet. Karaktersizlik yani sen aylarca gel arkadaşlarınla oyun oyna. Ondan sonra bir de şey konusu var. Şeyi söyleyeceğim. Bir de dijital atletik mevzusu var. O apayrı bir şey zaten. Bizim turnuvayı kazandıktan sonra belli bir para yatıyor, tamam mı? İşte 6 milyar değil de mesela 8 milyar yatacak atıyorum. Öyle bir şey olmasa. Şimdi paralar çok aklımda değil. Çok uzun zaman geçti üstünden. 8 milyar yatacak diyelim. Para 8 milyar yatacak diyelim. Bunun 2 milyarını devlet kesiyor. Bir sponsorun ya da bir takımda oynamıyorsan devlet bunu senden vergi olarak kesiyor. Tamam mı? Biz de takım arıyoruz deli gibi. Katsen'in de böyle şeyi var. Hani geçmişi var. Eskiden LoL oynadığı için belli bir geçmişi var. İşte takımları falan ayarlayabiliyor böyle. Sponsorluk falan arkadaşları var. İşte bir gün Discord'da işte ne yapacağız, ne edeceğiz, para kesilecek, boşu boşuna işte 300 lira, 500 lira bir şey kesilecek sonuçta. Nasıl yapabiliriz falan diye düşünürken işte Katse bir anda yazdı oradan işte. Dedi ki arkadaşlar dedi rahat olun dedi, hallettim dedi, beklemede kalın dedi. Gitti bizim grubun, WhatsApp grubunun ismini Dijital Atletik yaptı. Tamam mı? Biz dedik ki işte takım buldum dedi, bizim sponsor buldum, hallettime getirdi. İşte tamam dedik işte seviniyoruz falan para kesilmeyecek. Aradan 15 dakika mı yarım saat mi ne geçti ismi sildi. Direkt yazıyı sildi eski takımı yaptı. Takımın ismini yaptı Kingpins olarak. Ondan sonra meğersem bu gitmiş şeylerle konuşmuş işte. Makırlarla konuşmuş. Demiş ki ben size sponsor getireyim işte bizi birlikte alın gibisine getirmiş herhalde. Bilmiyorum o konuyu tam olarak bilmiyorum hiç konuşması geçmedim. Bir baktık bize getirdiği sponsoru gitti götürdü onlara verdi. Bize getirmişti normalde. Bir anda onu şey yaptı, götürdü onlara verdi. Yaladı yani bir nevi. Evet evet o da öyle bir şey yaptı. Oraya götürdü. Hani size vereyim, siz paranız kesilmesin gibi bir şey yapmıştır büyük ihtimal. Yani bilmiyorum o konuyu. Sonra kendini takıma aldırdı bu sayede. Evil aldırdı sonra ismini duyuyor. Onu bilemem. Zaten Katsi'yi alacaklardı diye biliyorum ama Ercan'ı çok alacaklar mıydı çok bilmiyorum. Çok bir bilgim yok o konu hakkında. Ama bize getirmişti takım. Hatta ismimizi değiştirmişti. Sonra aldı oraya götürdü yani. Ya böyle bir şey. Sen geleceksin takımın parasını alacaksın. Sonra ay benim şöhretime namıma iş olmasın diye. Sonra ifşa edecekler diye korkacaksın. Sonra gidip şey yapacaksın. Aynen. Ya paran yoksa nasıl çocuğun parasını bir gün sonra verdin? Hani ifşalanmaktan mı korktun? Neden yani? Ya ben şey zaten yani yayınlarında küfür etmiyor böyle. O öyle bir pozisyon oluyor ki kendini böyle sıkıyor, küfür etmiyor, şey yapıyor. Evet. Hani garip bir insan. Hani seyirciye tamamen seyirciye oynadığını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ya Katsa öyle bir arkadaş ki yani çok da bunları şey yapmak istemiyorum ama yani öyle insanları manipüle etmeyi şey yapabilen bir insan ki. Bak beni Discord'dan banladıktan sonra sen o ne kadar süredir tanışıyorsunuz? Efendim? Ne kadar süredir tanışıyorsunuz? İşte biz takım olduk. Ya beni şans eseri biz bulduk. Ben bunların 3'ü, 4'ü hatta 5'i de çok tanınan oyuncu değildi. Yani bir sezonda çıkmış oyunculardı. Yani nasıl söyleyeyim? Oyunda kimse tanımıyordu. Öyle söyleyeyim. Anladım. Ben de bir şans eseri bir takım beni bir arkadaş çağırdı. Tank arıyorlar dedi. Oynar mısın dedi. Bir maç oynadık. Birbirimize alıştık. Öyle muhabbet sohbet hoş geldi. Öyle takım olduk yani. Peki sen Discord'dan aslında, banladıktan sonra bir şey dedin. İşte Discord'dan banladıktan sonra bizim takımdakilerle öyle bir konuşma yaptı ki çocukların kafası karıştı bildiğin. Çocuklar bak şey diyor ki Yogami diyor ki abi diyor ben diyor beni bildiğin dolandırmışsın ben sana abi diyorum diyor. İşte o bir şeyler anlatıyor. Acaba diyor gerçekten öyle mi diyor. Böyle bir şeyler söyleyerek insanları öyle manipüle edebiliyor ki. Yani bu konuda gerçekten takdir ediyorum onu. Çok güzel manipüle yeteneği var yani. Peki yayınlarda İnsanları gözüktüğü çok güzel gibi bir resimi? Yani. Yoksa yapmacık mı? Yayınlarda gözüktüğü gibi bir resim yoksa yapmacık mı? Ya ben o kadarına bir şey söylemek sizinle istemiyorum. Sizinle oynarken. Ya.
Ya bu şey söylemek istemiyorum dediysen kesinlikle benim dediklerim doğru. Yapmacık. Yani çünkü bir şey söylemek istemiyorum. Böyle şey yapıyorsun, anladın mı? Yani o bana kalmış bir şey. Yani ne bileyim, insanlar oyun sırasında farklı olabiliyor. Şimdi bunun için şey diyemem. Oyun sırasında mı, Hani yayın sırasında mı? Bu önemli. yayın sırasında değişiyordur illa ki. Yani Tamam, anladım normalde anladım. Ben cevabımı aldım buradan. yani çok Bu konu hakkında da konuşmak istediğin herhangi başka bir konu kişisel var mı? şey. Ya bu konu hakkında öyle çok da bir şey kalmadı zaten, her şeyi anlattım Turnuva düşün. bittiniz, takımınız dağıldı. Turnuva bitti. Takımlar işte Parayı onlar alamadınız, sonra böyle bir şey olunca kahpelik dönünce ortalıkta dağıldınız. evet, Kahpe orada kahpelik beklerken kimden kahpelik gördük aslında yani? yani sorsam bizden beklenir böyle şeyler ama yok Peki ya, ben sana niye kimsenin kahpe parasını uğur diyorlar bu almam. arada? Ya bana neden kahpe vurdular? Bu da güzel bir soru. Ya biz eskiden yayın falan yapıyorduk işte. Türk olsun, soru olsun, biz oyun oynarken böyle çok şey yapıyoruz. Çok böyle içli dışlıydık bir ara. İşte birlikte Discord'da takılırken böyle kappe diyordum ben insanlara. Kappe, 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 kappe. Çok bilinmiyordu aslında. İşte bir gün yayına çıktık. Yayında Türkay yazı yazmış işte. Kappe Uğur'la oyun giriyoruz gibi bir şey yazmış. Duo giriyoruz hesabı. Oradan öyle bir yapıştı bana. Ben söylüyordum insanlara. Bana yapıştı bir anda. Bir anda öyle kaldı yani. Türkay'la Normalde biz görüşüyor Discord'da. musunuz? Yok, şu aralar görüşmüyoruz. Yani Peki ayrıldık Türkay'la yollarımız ayrı. aranızda ne oldu? Efendim? Anlatmak ister misin? Yani sana Yok, bırakayım. öyle çok büyük bir şey yok ya. Böyle konuşmayı kestik. Herkes kendi yoluna gitti yani. Sebebi? Sebebi yok yani. Konuşmayı kestik. Anladım. Başka bir şey olmadı. Anladım. Hı. Ne yapmayı düşünüyorsun şu anda, oyunda bir hedef kaldı mı? Senle beraber giderken hani global bir grok kasıyordun. Bu arada çok loz almışsınızdı. Evet, global grok değil de şu aralar Kaja'ya bir bağlandım. TR1 almaya çalışıyorum. TR1'im zaten şu an. Onunla uğraşıyorum. İşte bir sonraki sezon oynamak istiyor Bu arada arkadaşlar. şunlara yenilmezsiniz birader ya. Çok ayıp ya. Son maçınıza baktım da. Yusuf Bobalek, ben videodayken şu anda YouTube kanalıma abone olmuş kardeşim. Buradan sana çok selamlar. Haydi Hayda. bakayım. Hadi bakayım. Abonelikler olmaya devam etsin. Bu arada arkadaşlar, yorum yapmayı ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Yani şimdi şey diyebilirler, hani sen yalan söyledin, sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Yani ben değil de benim takımdaki dört kişiye daha bunu sorabilirler yani. Aynı şekilde yani bütün takım olarak da bu TR1'deysin bu sorgulasa arada. tekrar da girebilir. TR3'sün. Efendim? TR3'sün. TR3'e mi düşmüşüm? Aa, Aynen. oyuna girmedik, TR3'e mi düşmüşüz? Allah Aga kahretsin. be. Bu arada bu 5-5'li kanka. 5-5'li birinciliği Efendim? almış. Tipe bak O şu. 5-5 zaten girmiyor ama ben onu geçerim, sıkıntı yok. Bu bir iki gün içinde geçerim ama sıkıntı yok, hiçbir sorun değil Öyle bir gülmüş ki ayyaşken çekilmiş herhalde bu yani. fotoğraflar. Aga, o tırcı gibi ya, bir de cebinde böyle bir sigara Güzel şey yok, oyun. paketi var. Tırcı gibi bir Arkadaşlar geziyor. yapmayın ya. Kajayla kaç maçı varmış? Ben bunu çok merak ettim. Kanka o 5-5 bir de lig düşerek kasıyor. Kafa yemiş ya. Double, bir de double Kafayı. kullanıyor yani. Double. Kanka, kafayı sıyırmış o yani. O gerçekten sıyırmış. Bir sonraki sezon işte kasmayı düşünüyoruz arkadaşlarla. Öyle bir düşüncemiz var. İşte turnuvaya katıldık Nimo TV'nin. Öyle ufak tefek No kovalıyoruz. turnuvayı ben sunuyorum bu arada, Nimo TV'deki turnuvayı. Ayın Efendim? biri, ayın birinden sonra ben sunuyorum Nimo TV'deki bütün Sen mi turnuvalara. sunuyorsun? Hadi Ayın bakayım birinden o sonraki bütün zaman. maçları ben Yusmart sunacağım. o zaman. Kanka, sağ kurvardan Şah Batur, sol kurvardan Gül Abi Batur. Arap atı gibi geliyor diye bağırırsın. Kanka, ya güzel sunduğumu düşünüyorum. Sence nasıl sunuyorum maçları? Güzel güzel. Güzel. Allah aşkına. Güzel Allah güzel, başarılı. aşkına. Bak. Başarılar, yapıyorsun bir Bak. şey abi. Yapıyorsun bu spora. Neyse. Next'te böyle bir video çektik. Geldiği için Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Pardon. Kahpe Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Kahpe Uğur. Bu sorgu odası sezon 2 aslında. Sezon 3 olacak. Uğur'a sormak istediğiniz bütün soruları aşağıda yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Uğur teşekkür et. Bir şeyler de olur mu ya? Sen de YouTuber olacaksın da. De arkadaşlarla Arkadaşlar, kadın. kendinize iyi bakın. D-Live Ya. hesabını kabul, bir şey yapın. Takip Ha. edin. Diler değil açıyor bu arada arkadaşlar. Next kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Bu arada kendinize iyi bakın dedin ya. Evet. Kendinize iyi bakın veya bakmayın arkadaşlar. Bu kimsenin umurunda değil. Bunu da unutmayın. Sağ Hadi olun. bak.